Ben Tanrı'nın gazabıyım. Eğer çok büyük günahlar işlememiş olsaydınız, Tanrı benim gibi bir cezayı size göndermezdi. Cengiz Han, zalimce tutumları ve yıkıcı olması nedeniyle İslam dünyasının karşılaştığı gelmiş geçmiş en kötü düşman olarak anılmaktadır. Keşke annem beni doğurmasaydı. Keşke bu büyük felaketten evvel ölüp gitseydim. Adım ve şanım unutulsaydı da bu olayla karşılaşmasaydım. Böyle bir olayı yaşamasaydım. Cengiz vakası, tarihte gerçekleşen olayların en kötüsü ve önceki insanların görmediği en büyük musibet, kalplere işlenen bir dehşetti. Bu, neredeyse dağların bile karşısında titreyeceği bir olaydı. İnsanlar, Yüce Allah'ın Adem'i yarattığı günden içinde bulundukları zamana kadar alemin böyle bir musibet görmediği konusunda ortak görüş sahibidirler. Belki de yaratılanlar, dünya son bulup yok oluncaya kadar, Yecüc ve Mecüc olayı istisna edilecek olursa, böyle bir olayın bir benzerini daha görmeyeceklerdir. Bütün şehirler yakın bir zamanda bu dehşet verici istilanın kendilerine ulaşacağını korkuyla beklemekteydiler. Deccal bile kendisine uyanları hayatta bırakıp sadece kendisine muhalefet edenleri öldürmekteydi. Cengiz Han ise hiç kimseyi hayatta bırakmadı. Kadınları ve çocukları da öldürdü. Hamile kadınların karınlarını yarıp içlerindeki bebekleri bile öldürdüler. Cengiz Han tarih sahnesine çıktığı dönemde Çin ikiye bölünmüştü. Ve buradaki zenginlikler bölgedeki diğer devletlerin ilgisini çekmekteydi. Müslümanlar ilk fetihlerden itibaren Çin'e ulaşmak istemişlerdi. Yüzyıllar sonra dönemin süper gücü Muhammed Harzemşah da bu idealin peşine düşmüştü. 1215'li yıllarda yaklaşık olarak Pekin'in Cengiz tarafından zapt edildiği tarihte Harzemşah Çin ile ilgilenmeye başlamıştır. Cengiz'in Çin'e yöneldiği esnada Müslümanların büyük sultanı Alaaddin Harzemşah idi. O mülkü geniş, heybeti büyük bir melikti. Tüm şehirlerin kontrolü onun hükmü altındaydı. Çünkü o insanların hepsine galip geldi ve insanların hepsi onun iradesi altına girdiler. Harzemşah'ın yanında koruyucu olarak 10.000 köle bulunmaktaydı. Onun askerlerinin sayısı çakıl taşları kadar çok olup başı sonu bilinmemekteydi. Hükümdarların elde edemediği büyüklük ve saltanatı o elde etti. Onun bu saltanat dönemi uzun sürdü ve o saltanatının zirvesindeydi. Sultan Harzemşah resmi yazışmalarında 2. İskender ismini kullanır, Sultan Sencer ismiyle anılmaktan hoşlanır, kendini yıldızların bile hakimi sanarak herkese tepeden bakardı. Harzemşah'ı bolluk ve zenginlik içinde yaşardı. İçinde 10 milyon dinarın bulunduğu bir hazineye sahipti. O dönemin süper gücü olduğunu gösteren bir zenginlikti bu. Cengiz Han, Harzemşah saltanatının büyüklüğünü bildiği için onunla sevgi ve dostluk ilişkilerini arttırmaya çalıştı. Çünkü o, Harzemşah'a karşı düşmanlık edemeyeceğinin farkındaydı. Bundan dolayı Harzemşah'a güzel hediyeler göndermekteydi. Aradan yıllar geçmesine rağmen Harzemşah, Cengiz Han'ın yaptığı bu dostluk çabalarına ilgi göstermemişti. O dönemde Orta Doğu ticaretini elinde tutan Harzemşah, Cengiz Han'ın ülke ekonomisini çökertmek için memleketine tüccarların gitmesini yasakladı. Ticaretin engellenmesi, Harzemşah ile Cengiz arasında gerçekleşen savaşın sebeplerinden sadece biriydi. Asıl sebep Cengiz Han'ın intikam duygusuydu. Çünkü Harzemşah önderliğinde İslam orduları Orta Asya bölgesindeki topluluklara seferler düzenliyor, onları Müslümanlığa zorluyor, Müslüman olmazlarsa mallarını yağma ediyor, erkeklerini köle, kadınlarını cariye olarak alıyorlardı. Cengiz Han, Harzemşah'a bir elçi gönderip işin doğruluğunu araştırmak istemiş ki bu Cengiz'in ondan çekindiğine işaret etmektedir. Bu kervanda Çin dağlarından çıkarılmış ve ancak arabayla taşınabilen deve hörgücü iriliğinde bir altın külçesi ve değerli ticaret malları ile yüklü 500 kadar deve bulunmaktaydı. Kervandakilerin elinde çok miktarda eritilmiş altın ve gümüş külçelerinin olduğu da söylenir. Bu tüccarlar Otrar'a ulaşınca Harzemşah'ın kayınpederi ve aynı zamanda valisi Küslü Han tarafından saldırıya uğrarlar ve hepsi öldürülüp mallarına el konulur. Bu olayın üzerine Harzemşah'ına ikinci bir elçi gönderilir. Gönderilen elçi Harzemşah'a şunları iletmek üzere görevlendirilir. Bana bildirilen bu olay senin rızanla mı oldu? Bu olay senin rızanla olmamışsa biz Otrar'ın valisinden kan paralarını istiyoruz.
Cengiz Han'ın bu mektubu Harzemşah'a ulaştığında Harzemşah aynı elçilerle "Bu olay benim bilgim ve emrim dahilinde olmuştur ve bizim aramızda sadece kılıç vardır" şeklinde korkusuzca bir cevap göndermiştir. Cengiz Han'ın Harzemşah'a kalabalık bir heyetle "Siz adamlarımı, tüccarlarımı öldürür, mallarımı onların elinden alırsınız öyle mi? O halde karşı koymaya güç yetiremeyeceğiniz kalabalık bir orduyla üzerinize geliyorum. Hazır olun" şeklinde tehdit dolu bir mesaj göndermiştir. Diğer yandan Harzemşah, Cengiz Han'ın bu sözlerini ve mesajını aldıktan sonra gelen elçiyi öldürtmüş, elçiye refakat etmekte olan adamların da hepsinin sakallarını kestirtmiştir. Ve sakalları kesilen adamların Cengiz Han'a geri gönderilmesini emredip ve ayrıca "senden intikam almadıkça seni rahat bırakmayacağım" şeklinde aynı sertlikte bir mesaj göndermiştir. Harzemşah'ı Cengiz'in ikinci elçilerinin arkasından ordularını hazırlayarak süratli bir şekilde elçiden evvel Moğol diyarına ulaşmak üzere yola koyulmuş ve Moğol diyarına varmıştır. Bunlara saldırarak her şeylerini ele geçirmiş, kadınları ve çocukları esir alıp dehşet saçtıktan sonra geri dönmüştü. Bu zulüm neticesinde Cengiz Han için yapılacak tek bir şey kalmıştı: savaş. Bu noktada Mevlana, Fihi Mahi adlı eserinde halkı zor durumda olan Cengiz Han'ın Gök Tanrı ile konuşmak üzere kendisini 10 gün bir mağaraya kapattığını, bu 10 günün sonunda Tanrı'dan kendisine hitap geldiğini ve "senin dualarını kabul ettik, her nereye gidersen zafer seninledir" dendiğini söyler. İşte Harzemşah'ın bu son hareketinden sonra Cengiz askerlerin toplanmasını emreder ve 615 yılında askerleriyle Otrar'a dayanır. Harzemşah da büyük bir orduyla onu karşılamaya gelir. Derhal savaş vaziyetine girerek benzeri işitilmemiş dehşet verici bir savaşa girişmişlerdi. Burada 3 gün 3 gece sürekli bir savaş yapılmıştır. Bu savaşta her iki taraftan sayılmayacak kadar çok asker öldürülmesine rağmen galip ve mağlup taraf yoktu. Bu çarpışmalarda Müslümanlardan 20 bin kişinin, Moğollardan ise sayılmayacak kadar çok kimsenin öldüğü görülmüştür. Savaşın 4. gecesine girdiklerinde her iki taraf da savaştan hayli bezmiş, yorgun düşmüştü. Gece karanlık basınca Moğol orduları bir kenara çekildiği gibi Müslümanlar da geriye çekilmişti. Cengiz'in geri çekilmesi üzerine Harzemşah da geri çekilmiş ve çok büyük bir tedbirsizlik yaparak ordusunu farklı bölgelere dağıtmıştır. İşte bu sırada Cengiz Harzemşah'a saldırmış, Harzemşah askerlerini toplama imkanı bulamadan kaçmak zorunda kalmıştır. Bu aşamadan sonra Cengiz'in saldırıları artmış ve birçok yeri tahrip etmesinin yolu açılmıştır. Hiçbir önlem almayan diğer Müslüman devletler kendi aralarındaki mücadelelere girerek var olan güçlerini de kaybetmişlerdir. Neticede hazırlıksız yakalanarak Cengiz'in karşısında direnememiş, Cengiz'e kısa bir sürede bütün Asya'ya hakim olma ödülünü vermişler ve geniş bir imparatorluk kurmalarına da yardımcı olmuşlardır. Cengiz Han'ın liderliğinde başlayan ve büyük bir kısmı onun iradesi altında, bir kısmı da onun ölümünden sonra oğulları ve torunları tarafından devam ettirilen seferler neticesinde Asya'nın tamamı ele geçirilip İslam dünyası da yok olma noktasına getirilmiştir. Harzemşah'ı karşılaşılan problemin ciddiyetini yeterince kavrayamamıştır. Özellikle İslam kültür ve medeniyetinin iki önemli şehri Buhara ve Semerkant istilanın ardından ağır bir muameleye maruz kalmış, halkı katledilirken bütün maddi ve manevi birikimleri Moğollarca yağma ve tahrip edilmiştir. Müslümanların ölümüne, birçok şehrin yakılıp yıkılmasına sebep olan ve daha birçok tarihi neticeler doğuran bu savaşta Harzemşah'ın sorumluluğu çok büyüktür. Cengiz Han'ın muhteşem imparatorluğunu kurmasına da Müslümanların çok büyük etkisi olmuştur. 16 milyon Asyalı erkek yaklaşık 800 yıl önce Moğolistan'da yaşamış tek bir erkeğin soyundan geliyor. Rusya Bilimler Akademisi'nden Dr. Miroslava Derenko liderliğindeki Rus bilim adamlarının yaptığı genetik araştırmaya göre bu kişi yüzlerce çocuğu olduğu sanılan Moğol İmparatoru Cengiz Han'dır. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, videolarımızdan haberdar olmak için önce abone olmayı, sonra bildirimleri açmayı unutmayın.